Herkese merhaba dostlar. Bu podcast'te okuduğumuz zaman bizi yaşam sıralamasında bir adım öne geçirecek ve dünyaya olan bakış açımızı geliştirecek olan bazı kitap tavsiyeleri vermek istiyorum. Instagram'da bir paylaşımda video konusu önerilerinizi istemiştim ve en çok talep edilen konulardan biri buydu. Ben de faydalı olacağını düşünüyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim dostlar, roman ve kitap birbirinden çok farklı olan şeyler. Maalesef Türkiye'de kitap okumak deyince roman okumak geliyor insanın aklına. Bunu bir kenara bırakmak lazım. Belli başlı romanlar dışında eğer hobiniz değilse roman okumanızı çok tavsiye etmem. Ama hepimiz Rus edebiyatındaki önemli yazarların eserlerini okumalıyız. Örneğin Dostoyevski'nin Karamazov kardeşler, Yer Altından Notlar, Tolstoy'un İtiraflarım, İnsan Neyle Yaşar, Savaş ve Barış, Nikolay Vasilievich Gogol'un Ölü Canlar, Alexander Pushkin'in Yüzbaşı'nın Kızı, Erzurum Yolculuğu, Ivan Turgenev'in Babalar ve Oğullar bu kitaplar sadece sıradan hikayelerin anlatıldığı romanlar olarak görülebilecek eserler değildir. Her biri 1800'lü ve 1900'lü yıllardaki dünyanın o değişimi, insanlığın yeniden şekillenişi ve günümüzü oluşturan sistemlerin ilk ağızlardan sorgulanışı bize o kadar başarılı anlatılır ki Gerçekten Rus edebiyatındaki bu eserleri okuduğunuzda "Yahu bu bizim bugünkü hayatımız değil mi?" diyeceksiniz. Ve kitapların birçok cümlesinde "Evet ya, böyle olmalı gerçekten. Şu ana kadar neden düşünemedim ki?" sözleri aklınızdan geçecek. Rus edebiyatını özellikle tavsiye ediyorum. Çünkü onların hem yaşamları hem de dünyaya bakış açıları Avrupalı gibi değil. Bize çok daha yakın kültürleri, köyleri, karakterleri, çevremizde şahit olduğumuz insanlarla neredeyse birebir aynı. Yoksul zengin ilişkileri, devlet adamlarının halkı olan yaklaşımı, yozlaşmış olan dünyaları bizden farksız. Ben Rus yazarların eserlerini okuduğumda her zaman olayın içinde bulurum kendimi ve bu nedenle kırsal Rus kültürüne karşı enteresan bir sempatim de var. Zaten okudukça olayların içinde birçok Türk karaktere de şahit olacaksınız. Çok fazla iç içe geçmiştir aslında Rus tarihi ve Türk tarihi. Bu, Kafkaslar üzerinden ya da Kırım üzerinden, hatta Boğazlarla olan ilişkimizden dolayı değil, Karadeniz'e adım attıktan sonra Moskova'dan Moğolistan'a kadar her yerde Türk topluluklarıyla beraber yaşamış bu insanlar. Ve bizim onları tanıdığımızdan çok daha fazla bizi içselleştirdikleri için kalemlerinin ucunda her zaman kendimizi görebiliyoruz. Büyük Rus yazarların eserlerinde Okura vakit geçirmek için anlatılan konular yoktur. Hepsi bir davanın, bir kendini anlatma çırpınışının, dünyayı anlamlandırma trajedisinin ürünüdür. İyi ile kötünün, gerçek ile yalanın, doğru ile yanlışın arayışıdır. Tam iyi ya da tam kötü karakterler yoktur. Her biri insani özellikleri taşır. Yani iyilik de yaparlar, kötülük de. Felsefe vardır içinde. Din, psikoloji, sosyoloji, hukuk, siyaset Vicdan, tutku, gurur ne ararsanız bulursunuz ve hayatınızı değiştirmek gücüne sahiptir. Sigmund Freud da mesela yazarları kıyaslarken en büyük üstat olarak Dostoyevski'yi görmüştür. Ama Tolstoy bana her açıdan daha çok hitap ediyor diyebilirim. Hatta geçenlerde YouTube'da bir yayında Celal Şengör'e böyle bir soru soruldu. Celal Şengör de Tolstoy'un bir tık üstü olduğunu söylemişti kendince tabii ki. O da dikkatimden kaçmadı. Bunun nedeni şu da olabilir. Dostoyevski'nin yönü biraz daha Avrupa. Tolstoy'un yönü biraz daha Asya. Bu ayrımdan da olabilir. Çünkü Tolstoy'un işlediği konular bize çok daha yakın. Gregory Petrov Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde Rus edebiyatının önde gelen yazarlarından olan Petrov Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde kitabını 1923 yılında yayınladı. Aslında seyahatname türünde olan eser Petrov'un Finlandiya seyahatlerinde tuttuğu notlardan oluşuyor. Kitap ilk defa yayınlandıktan sonra çok kısa sürede büyük ilgi görmüş, ardından diğer dillere de çevrilmiş ve ülkelerin bakanlıkları yazarın bu eserinin daha çok kişi tarafından okunmasını uygun görmüş. Kitabı değerli kılan bir diğer özelliği ise Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri okulları müfredatında bu kitabın okutulmasını da özellikle ekletmesidir. İsterseniz şimdi tarih kitaplarına geçelim dostlar. Çünkü hangi tür kitap severseniz sevin, tarih kitapları okumuyorsanız bütün bilgi birikiminiz zayıf bir zemin üzerine inşa edilmiş demektir. Yaşadığımız her an, her duygu, her olay geçmişten gelen bir sürecin birikimiyle oluşur. Temelsiz bir ev olmayacağı gibi tarih bilgisi eksik bir birey de olamaz. Amin Maluf, Semerkant. İnanılmaz kaliteli bir eserdir. Çok uzun da değildir, keyifle okursunuz. Haşhaşilerden tutun da Selçuklu beylerine kadar çok ilginç bir akışı var. Kesinlikle okunması gereken kitaplardan biri bu. Halil İnalcık'ın Devleti Aliye kitabı, ayrıca Türklük, Müslümanlık ve Osmanlı mirası. Halil İnalcık tarih konusunda profesörlerin ders kitabı olarak okuduğu bir isim biliyorsunuz. 100 yaşında 2016 yılında kendisi vefat etti. İlber Ortaylı'nın bile hocasıdır. Eserlerindeki dil biraz ağır gelebilir ancak "ya ben okurum" diyenler için müthiş bilgi birikimi ve kusursuz kaliteli kitapları var, tavsiye ederim. İlber Ortaylı'nın Yakın Tarihin Gerçekleri kitabı Osmanlı'nın son dönemine dair birçok noktaya bakışınızı değiştirecektir. Dili de güzeldir, akıcıdır. Murat Bardakçı'nın Osmanlı'da Seks kitabı Osmanlı sarayının ve toplumunun seks hayatına yönelik marjinal ve önemli bir eserdir. Ekrem Akurgal, Anadolu Uygarlıkları, Yusuf Ayönü'nün Selçuklular ve Bizans'ta önerebileceğim tarih kitaplarındandır dostlar. Bernard Lewis, Tarih Notları. Arkadaşlar bu adam Batı'nın Halil İnalcı kıvamında biridir ve oryantalisttir yani Doğu dünyasını inceler. Kesinlikle İslam, Asya ve Orta Doğu, Osmanlı ve İngiliz konularının birleşimi olan bu eseri mutlaka tavsiye ederim. Yine kendisinin Orta Doğu, 2000 yıllık Orta Doğu Tarihi kitabını da keyifle okuyabilirsiniz. Noah Harari, Hayvanlardan Tanrılara Sapiens İnsanın tarihini işleyen Hayvanlardan Tanrılara kitabı, insanoğlunun başlangıcından bugüne kadar geçirdiği değişimleri ve evreleri anlatıyor. Kadınlar, avcılar, hayvanlar, din, para gibi konuların yer aldığı kitap, oldukça etkileyici bir içeriğe sahip. Yazarın kişisel görüşünü katmadan yazdığı kitabı bitirdikten sonra, insanlık tarihi hakkında çok çarpıcı bilgiler edinmiş olacaksınız. Umberto Eco'nun Orta Çağ Tarihi isimli kitabı Avrupa üzerine okunması gereken kitaplardan biridir. Christian Jacq tarafından kaleme alınan Ramses kitabı, Eski Mısır'ın en büyük firavunlarından İkinci Ramses'in hayatını anlatan 5 ciltlik bir eserdir. Aslında tarihsel kurgu üzerine yazılmış romanlardan oluşuyor. Ancak müthiş akıcı ve Mısır toplumunu tanımanız Hatta tarihi sevmeniz için kesinlikle okunması gereken kitaplardır. Serinin 5 kitabını da tavsiye ediyorum. Bunu okuduktan sonra da Birgit Brandu ve Harmut Şikert tarafından yazılan Hititler: Bilinmeyen Bir Dünya İmparatorluğu isimli kitabı okursanız Mısır-Hitit ilişkilerine daha bilimsel gözden bakabilirsiniz. Ve tabii ki kitap Anadolu tarihiyle ilgili olduğu ve çok bilimsel yazıldığı için her kelimesi hazine değerindedir. Hattuşaş'ın Efendileri, Hitit Dini. Ali Narçı'nın bu kitabı da Hititler üzerine yazılmış, başarılı bir kitaptır. Genellikle dinleri ve kültürleri üzerine bir çalışma yapmış. Selahaddin Sert, Mezopotamya'dan Mısır'a Büyük İmparatorlukların Doğuşu. Susan Bayer, Rönesans Dünyası. Rönesansı hepimiz tanımalıyız. Bilmeliyiz ki insanlığın geleceğinin neye ihtiyacı olduğunu kavrayalım. Bu nedenle Rönesans üzerine sadece bu kitapta sınırlı kalmak yerine çeşitli kitaplarda okumalısınız. Örneğin, Fernand Schwarz'ın Rönesans'ın Ruhi isimli kitabı. Jimmy Roberts, Avrupa Tarihi Avrupa tarihi ile ilgili pek bir bilgim yok. Öncelikle geniş ve sade bir kitap istiyorum. Bana genel olarak özetlesin diyorsanız bunu okuyun. Avrupa tarihini iyi tanımak için bir dönem İngiliz kraliyet ailesi olan Tudor Hanedanı'nı da iyi bilmek gerekiyor. Kurtular Hanedanı isimli kitabı tavsiye ederim. Katolikliğin protestanlıkla dönüşümü, Martin Luther, papalık, Engizisyon mahkemeleri, Osmanlı-Avrupa ilişkilerinin de olduğu Avrupa'nın en önemli döneminin en önemli hanedanlarındandır. Tudorlar. Geçen sene Netflix'te Tudor diye de bir dizi vardı ve inanılmaz kaliteli işlemişlerdi tam da bu dönemi ama nedense dizi kaldırıldı. Fakat diziyi de kitabı da internetten bulabilirsiniz. Tavsiye ederim. Fernand Braudel, Uygarlıkların Grameri İçinde sosyolojik irdelemeler de barındıran eserde dünya coğrafyası, Çin, İslam, Avrupa, Afrika gibi uygarlıklara göre tasnif edip uygarlıkların dünlerinin anlatılmasıyla yetinilmemiş. Bugünleri ve gelecekleri de tartışılmış. Dili ve örnekleriyle okuyucuyu kitaba dahil etmesi ise eserin bu kadar ilgi görmesinde en az içeriği kadar önem arz ediyor. Norman Davis, Avrupa Tarihi bu kitap çok iyi ancak fiyatı bayağı bir yüksekti. En son 200 küsür lira olduğunu gördüm. Bu kadar para vermenin de bir manası yok açıkçası. Ancak eğlenceli ve öğretici bir kitap kütüphanelerde bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Bulanların okumasını tavsiye ederim. Zaten tarihi seviyorsanız birkaç gün içinde keyifle bitirirsiniz. Cengiz Han'ın Liderlik Sırları Bir günle bitecek bir kitaptır. Çok sade, bilgi dolu ve olaylar başarılı işlenmiş. Platarkus'un Paralel Yaşamlar İskender ve Sezar Susan Whitfight, İpek Yolunda Yaşam Kitap, İpek Yolunda Geçen Farklı Kültürlere, Farklı Topluluklara Ait Ufak Ufak Hikayeler Anlatıyor. Güzel yanı, İpek Yolu Dünyasındaki insanların Hayatlarına Çok Detaylı Girebilmiş Oluyoruz. Buradan Sonrasında Benim için Önemli Olan Diğer Kitapları Kategorilendirmeden Anlatacağım Dostlar. Terry Eagleton, Tanrı'nın Ölümü ve Kültür İlhan Arsel Şeriat'tan kıssalar, Tevrat ve İncil'in eleştirisi. Turan Dursun Din ve Seks, Yine Turan Dursun Din Bu. Eğer inançları sorgulama aşamasındaysanız, Turan Dursun'un bu iki kitabı sorgulama sürecinizi soru işaretsiz olarak bitirmenize yardımcı olacaktır. Kendisi görüşleri yüzünden öldürülmüş olan eski bir müftüdür. Onunla ilgili daha detaylı bilgi için önceden yayınladığım Turan Dursun videomu izleyebilirsiniz. Arif Tekin, Sümerlerden İslam'a Kutsal Kitaplar ve Dinler James Cox, Kutsalı ifade Etmek Lenin, Din ve Devrim Das Kapital Karl Marx'ın bu kitabı çok ağırdır. Sadece gerçekten okumaya karar verirseniz okuyun. Zaten en az 3-4 okumada anlayabiliyor insan. Kapitalist ekonomi sistemlerinin ve işçi düzeninin işleyişidir genel olarak bu kitap. Çetin Orhan, dinler ve mitoloji. Süleyman Turan, misyonerliğin kurucusu Paulus. Hristiyanlığın değişimini, bugüne gelişini anlayabileceğiniz bir karakterdir Paulus, bu nedenle tanınması gereken biridir. Richard Dawkins, tanrı yanılgısı. Gen bencildir, yeryüzündeki en büyük gösteri. Çoğunuz tanır Richard Dawkins'i, ateizmin önemli savunucularından biridir ve kitaplarında kullandığı dil, hem sade hem de içerikleri doludur. Julian Baldak, Hayvan ve Şaman Kendi açımdan pagan inanışlara, özellikle şamanizme karşı ilginç bir ilgim var, meraklılarına tavsiye ederim. Muazzez İlmiye Çığ, Gılgamış, tarihteki ilk kahraman. Ayrıca Bereket Kültü ve Mabet Fahişeliği. Ayrıca İbrahim Peygamber. Ayrıca Uygarlığın Kökeni Sümerliler. Ayrıca Kur'an, İncil ve Tevrat'ın Sümer'deki kökeni. Muazzez İlmiye Hoca'nın bu saydığım kitaplarından hepsini acımadan okuyun derim. Gönültekin, Hayat Ağacı. Kesinlikle okuyun. Mitoloji ve dinler paralelinde müthiş bir eserdir. Fakat Gönültekin'in bu kitabını anlayabilmek için öncelikle Sümer mitolojisini iyi bilmek, yani Muazzez İlmiye için kitaplarını iyi okumuş olmak gerekir. Snorri Sturluson, Viking Mitolojisi. Vikinglere ilgi duyanlar için güzel bir kitap. William Hansen, Yunan ve Roma Mitolojisi. Kitabın oldukça hacimli bir içeriği var. Yunan'ın ardından duyup merak ettiğimiz Roma mitolojisi de kahramanları, öyküleri, yer ve olayları ekseninde ele alınıyor. Yunan ve Roma mitolojisi hakkında fazlaca bilgi sahibi olmak isteyenlerin elde edebilecekleri bir kitap. Hem klasik mitolojiyi yeni okumaya başlayanlara hem de bu fantezi dünyasına ait öyküleri okumaya doyamayanlara yeni bakış açıları sunuyor mitlere konu olan olayların cereyan ettiği ortamları inceliyor. Tüm mitolojik süreci konu eden mitleri tek tek aktarıyor ve inceliyor. Tüm önemli karakterler, yerler, olaylar, nesneler ve kavramlar üzerinde ayrı ayrı duruyor. Joseph Campbell, Batı Mitolojisi Marcia Ileida, İmgeler ve Simgeler Romanya doğumlu filozof gençlik yıllarında biyoloji, botanik ve entomoloji ile de ilgilenmiştir. Modern diyerek kendi yaşadığımız çağı kesin kes çiziyor olsak da yazar bu kitabında o eski mitlerin bizim içimizde nasıl yattığını anlatıyor. Elayda bu zarif ve tutkulu olağanüstü kitabında modern insan psikozunda simgelerin, mitlerin ve efsanevi konuların hala yaşamakta olduklarına dikkat çekerek eski simgeciliğin ilk örneklerinin kendiliğinden keşfinin tüm insanlarda ortak bir olgu olduğunu göstererek bunların sadece bir dinler tarihçisine değil, başta psikoloji ve edebiyat erbabı olmak üzere uzman olmayan tüm okurlara da neler öğretebileceğini ortaya koyuyor. Mitoloji kitabı, adı bu. 80'den fazla mitin zengin görsellerle birlikte anlatıldığı kitapta, mitlerin yaratıldığı kültürler için ne anlam ifade ettiğine de değiniliyor. İster konuya yeni ilgi duyun, ister geleneklerin ve mitlerin hevesli öğrencisi, İster sadece büyük hikayelerden hoşlanan biri olun, bu kitapta sizi ilgilendirecek ve hayretler içinde bırakacak çok şey bulacaksınız. Felsefeye başlamak ve öğrenmek istiyorum diyorsanız, Ahmet Arslan'ın bütün eserlerini tavsiye ediyorum ama dört tanesini soracak olursanız, 1. Felsefeye giriş. Bu seridir tamamı. 2. İslam felsefesi üzerine. 3. Felsefe aracılığıyla düşünme. 4. Metafizik. Zaten Profesör Ahmet Arslan'ın kitaplarına başlayınca bütün eserlerini ardı ardına okursunuz diye düşünüyorum. Sigmund Freud, Hz. Musa ve Tek Tanrıcılık, Cinsellik Üzerine, Rüyalar Üzerine, Espriler ve Bilinç Dışı ile ilişkileri, Cilsel Yasaklar ve Normal Dışı Davranışlar. Ama çeviriler o kadar kötü ki, çeviren insanlar kendilerini kanıtlamak, artistik yapmak için çevirmişler desek abartmamış oluruz. Bu nedenle Freud kitaplarını okurken zaman zaman internetten kelime anlamlarına bakmanız gerekebilir. Laburier, karakterler. Bu kitabı ortaokuldayken okumuştum. Eski dönemlerde geçmesine rağmen anlattığı insan karakterleri gerçekten başarılı işlenmiş ve günümüzde de pek değişmediğimizi gösteriyor. Abraham Maslow, İnsan Olmanın Psikolojisi Carl Jung, Keşfedilmemiş Benlik Eric Fromm, Sevginin ve Şiddetin Kaynağı Erik Fromm, Rüyalar, Masallar, Mitler. Kesinlikle okuması gereken felsefe, psikoloji, dinler üçgenindeki kitaplardan biri de budur. Rüyalar, Masallar, Mitler. Michael Fickle, Deliliğin Tarihi. Ali Şeriati, İnsanın Dört Zindanı. Knut Hamsun, Açlık. Arvin David Yalom, Nietzsche Ağladığında. Frederick Nietzsche, Böyle Buyurdu Zerdüşt. İnsanca, pek insanca. Nietzsche kitapları ağır gelebilir diyorsanız, öncelikle Ahmet Arslan'ın felsefe kitaplarını okuduktan sonra okuyun derim, o zaman da hara atanlarsınız. Ya da Nietzsche'ye başlamadan önce, Nietzsche Ağladığında isimli kitabı okuyun. Platon, Devlet. Yine Platon, Zihinsel Konsantrasyon. Cervantes'in Don Quixote isimli kitabı. Hem dinleri sorgulayan hem de aklı sorgulayan, dönemin Avrupalısının İslam dünyasına ve Türklere bakış açısını gösteren bir kitaptır. Okumayan kalmamalı. Georgia Livraga Teb Bu kitap birçok alana girer ama bu kısımda paylaşmak istedim. Mısır'daki piramitlerde gerçekleştiren ezoterik içerikli tapınma ve firavunlar için yapılan cenaze törenlerini açıklamakta. Ayrıca Mısır'daki kolos, sphinx ve tapınaklardan toplanarak müzelerde sergilenen tabut ve mumyalarla ilgili başka yerde bulamayacağınız bilgileri de aktarıyor bize. Bir Çift Yürek, Marlo Margo'nun daha çok aborjin kültürü üzerinde yazılmış bir kitabıdır. Felsefe, mitoloji, psikoloji gibi alanlara koyabilirsiniz ama mutlaka herkesin okuması gerek. Karl Marx ve Engels'in beraber yazdığı Komünist Manifesto. Erik Hofer, Kesin İnançlılar. Bu da sosyolojik güzel bir kitaptır. Deniz Kandiyoti ve Ayşe Saktanbir'in hazırladığı Kültür Framganları. Bu kitap 90'lı yıllardan 2000'lerin başına kadar Türkiye'de gündelik yaşama dair bazı kesitlere ve yaşam biçimlerine değiniyor. Yani içinde çok çeşitli araştırmalar bulacaksınız. Kentlerdeki sınıfsal ayrımlar, toplumsal cinsiyet, alışveriş ve tüketim, İslamcılık, eğitim hayatı ve cinsel yönelimlerle ilgili birçok farklı konuyu barındırıyor içinde. Bu anlamda 90'lı yılların kültürel varlıkları olan kapıcılar, gündelikçiler, Yeni İslamcı gençlik, tesettür modası ve transseksüelliğe varana kadar birçok makale konusu var. Max Weber, Sosyoloji Yazıları Cemil Meriç, Sosyoloji Notları ve Konferansları Henry David Thomas, Sivil İtaatsizlik Charles Tyler, Seküler Çağ Emre Kongar, Türk Toplum Bilimcileri Ali Şeriatı, Dine Karşı Din Gustave Le Bon, Kitleler Psikolojisi Theodor Adorno Toplum Üzerine Yazılar Michael Fickelt, Hapishanenin Doğuşu Ruth Wallens, Alison Wolf, Çağdaş Sosyoloji Kuramları Jean Baudrillard, Tüketim Toplumu Melek Özlem Sezer, Masallar ve Toplumsal Cinsiyet Arkadaşlar çok fazla sosyoloji kitabı önerebilirim. Bugünü, insanlığı, siyaseti anlamak için sosyoloji gerçekten önemlidir. Cemil Meriç üzerinden gitmenizi ve başlamanızı daha çok tavsiye ederim. Çünkü çoğu sosyoloji kitabının dili ağır gelebilir. Süreç ilerledikçe sosyolojiye daha çok ilgi duyup zaten eğilim göstereceğinizi de düşünüyorum. Son olarak enteresan bir adamı size tavsiye edeceğim. Bilerek videonun sonuna onu koydum. Çünkü gerçekten ilgi gösterenlerin bilmesini ve okumasını özellikle isterim. Günümüzün önemli filozoflarından Slavoj Zizek. İdeolojinin yüce nesnesi. Cinsel olan politik midir? Şiddet, Hitchcock, sinemada psikolojik alt metin nedir merak edenler için bu kitap bir şaheserdir. Acı Çeken Tanrı, Kadife Karanlık serisi, Yamuk Bakmak, zaman zaman karşılaştığım ya da aklıma gelen kitapları diğer podcastlerin içinde de önermeye devam edeceğim dostlar. Şimdilik kendinize iyi bakın dostlar. Beni Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.